alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Milletvekilim, değerli Genel Sekreterim, Teslim Genel Müdürüm, çok değerli, saygıdeğer gazilerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilim, Süleymanpaşa Belediye'mizin değerli Belediye Başkan Adayı, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde Yerbay Hüseyin Avni Bey alt geçidi ve çevre yolu köprülü kavşağının açılışında alt geçit açılışında böyle bir hizmeti Tekirdağlılara sunmanın gururu içerisinde sizlere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli hemşehrilerim, Yerbay Hüseyin Avni Bey alt geçidiyle çevre yolu köprülü kavşağı Süleymanpaşa trafiğini rahatlatacak İki büyük ve önemli projedir. Büyüyen ve gelişen Süleymanpaşa ilçemizde trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çevre yolu köprülü kavşağı projemizi hayata geçirdik. 110 milyon liralık yatırımla Süleymanpaşa'mızda çevre yolundan şehir merkezine, şehir merkezinden çevre yoluna dört yönden bağlantı yaparak ulaşım imkanını sağlayan modern bir kavşak kazandırdık. Proje kapsamında bir köprü, işte az evvel Sayın Genel Sekreter Yardımcım detaylı bilgi verdi, ben fazla bu konuya girmeyeyim. Ayrıca bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yerbay Hüseyin Avni Bey Caddesi ve üst geçididir. Toplam maliyeti 98 milyon lira. Değerli katılımcılar, bu projelerin bugün buraya gelmesinde herkesin emeği var. 2017'lerde başlayan bir çalışma. 2017'de de Genel Sekreter Yardımcımız sevgili Zeki Gürcün de vardı. Onun projede katkıları vardır. Ama bu işi yaparken de ustalığını gösteren, ustalık isteğini gösteren Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcımız bütün kendisine ve bütün ekibine tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Tabii burada 57. Alay Caddesi, 57. Alay Köprülü Kavşağı ve 57. Alay Alt Geçidi, bunların hepsini bir bütün için alırsak bu Çanakkale Tekirdağ'dan başlar gözünün buradaki başlangıcının bütün de yükselidir. Elbette Çanakkale Tekirdağ'dan başlar. Bu sistemi çalışırken en başladığımızdan bu yana sevgili Genel Sekreter Yardımcım Metin Pakdil çok ciddi boyutta emek sarf etti buraya. Ben de tabii onu her sabah gelip görüyorum. Gece geliyor, cumartesi pazar geliyor. Ama bu eseri yaparken çalışan elemanlarımızın, büyükşehir elemanlarının göstermiş olduğu gayret içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi çok detaya girmeden, değerli arkadaşlar biliyorsunuz önümüzde bir seçim var. Allah kısmet ederse 31 gün sonra Tekirdağ'da artık yerel yönetim seçimi var. Yeni bir Büyükşehir Belediye'miz olacak. Ben 10 yıldır Tekirdağ'ın kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere layık olmaya çalıştık ama bir gururum vardır ki o da sizlere hizmet etmek. En büyük gururum Tekirdağ'a hizmet etmek. Ama ne yazık ki pek siyasetin içine girmek istemiyorum ama birkaç konuda da bilgi vermeyi kendime görev biliyorum. Bu göreve talip olan arkadaşlar öncelikle bu 10 yılın nasıl geçtiğini, 10 yılın nereye buraya nasıl geldi buraya düşünmeden 10 yıl tenk ederek başladılar. Mesela diyor ki sloganında bakarız değil yaparız. Sloganı yazmışlar. Ben de diyorum ki bakarız dedik baktık. Yaparız dedik yaptık. Böyle. Kaçarız demediniz ama kaçtınız. Ama biz kaçmadık. Biz bu görevi vatandaşlarımızdan aldık. Biz bu görevi vatandaşlar bırak demeden
bırakmaya hiç niyetimiz yok. 30 gün daha burada Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Gururla hizmet edeceğim arkadaşlar. O nedenle bu göreve talip olanların kolay bir göreve talip olmadığını bilmelerini istiyorum. Bu göreve talip olanların benim gibi 10 yıl içerisinde, hadi ben 8 gün tatil yaptım, fazla tatil yapmadım 10 günde. Bunu söyledim, bu önemli değil. Ama en azından yönettiği meclise devam sağlamak zorundalar. Sen hem Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacaksın ama 4 sene 2 aylık belediye meclis üyeliği zamanında 53 oturumun ancak 32 tane katılacaksın. Yok böyle bir şey. Yok, çalışacaksın, buna layık olacaksın. O nedenle bu görev talip olan arkadaşlarıma bunu da söylemek istiyorum. Bol keseden vaatlerde bulunmasınlar. Tekirdağ'ın gerçekleri burada. Son olarak gelecek olan arkadaşlarımıza, kim vatandaş halkımız kimi seçerse ona bütün büyük şehrin projelerini hazırladık. Geleceğe dönük projelerimizi hazırladık. Tekirdağ'ın 11 ilçesinin daha ne gerekiyor? Projeleri hazırlanmış şekilde İller Bankası'na gönderdik. Gelen arkadaşlarımız hazır bir zemin ortamı sağladık. İnşallah bizden daha fazla hizmet ederler. Bakın biz her şeye rağmen sabahleyin Haydaboğlu'daydık. 3 tane köyümüzde yine meral ıslah yapıyoruz. Tarımsal politikalarda çok önemli hizmetler yaptık. Sadece şu kadar birkaç şeyi söyleyerek konuşmamı bitirmek istiyorum. Süleymanpaşa ilçemizde öne çıkan hizmetlerimiz. İlin genelinde 451 projede 11 ilçede 6,5 katrilyonluk yatırım yaptık. Ve 451 proje. Bitti. Tamam mı? Bitti. Bu projeler öyle 50 bin lira, 100 bin liralık projeler değil. Her biri 1 milyon ve üzeri projeler. Nedir o? Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası. Büyükşehir Belediyesi Bari Elmer Salihoğlu Otokulu. Süleymanpaşa Otogarı. Süleymanpaşa Sahil Düzenleme Projesi. Süleymanpaşa Katlı Otopark Projesi. Süleymanpaşa Kent Meydanı Projesi. Merdivenli Park. Ali Rıza Efendi Parkı. Lübedanın Parkı. Sebze Meyve Ali Projesi. Su Ürünleri Balık Ali Projesi. Demirli Entegre Katı Atık Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi. Batı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi. Doğu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi. Tarihi Beşşehir'den. Sarıköy, İğnecik, Tarihi Hamam. Tekirdağ Kent Konseyi Binası. Macar Kültür Evi. Değirmen Altı Yaya Üskeç Projesi. Fenik Şeratörü Binaları. Süleymanpaşa Fenikleri Laboratuvar Binası. Süleymanpaşa Fenikleri Akaryakıt Araç Çıkma İstasyonu. Adı Sağ Projeleri. Süleymanpaşa Gazetane Projeleri. Son olarak da bugün yeni iadesi yapıldı. Süleymanpaşa'ya 18 tane de çocuk oyun grubu köyler yapacağım ve bu görevi onurla teslim edeceğim. Bu projenin Tekirdağ'ında hayırlı olmasını diliyorum. Bol rahat olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız rahat hizmet etsinler. Gerçekten Tekirdağ'ın yakışan proje oldu. Hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Tekirdağ'ı çok seviyorum. Sevmeye devam edeceğim.